Refah Partisi'ne vereceğim. Baştakiler işi berbat ettiler kızım. Millet ha perişan. Ya şu anda daha biraz çekimserim. Daha düşünmedim. AK Parti seviyoruz. Hizmetlerini seviyoruz. Yani şu an kullanmayı düşünmüyorum ama kullanırsam Büyük Birlik Partisi'ne. CHP benim partim. AK Parti'den memnun olmadığım için. Bir görelim kim varsa bakalım şöyle bir ona göre bir ne vereceğiz bilmiyoruz yerel, ki. Yerel seçim belediye başkanları hangisi uygunsa ona verilir. Seçimimiz tabii ki milli ve manevi değerlerimize değer veren parti MHP ile AK Parti oraya vereceğim. Kafama göre bir aday yok. Herkes kendi çıkarını düşünüyor artık. O yüzden olayı kullanmayacağım. Yönüm AK Parti'nin yanı olmayacak. Diğer tercihleri düşüneceğim. Hayır, kullanmayacağım. Neden? Benim çıkarım yok. Çıkarım olmadan bir oy ben niye kullanayım ki? Çalışanlara veriyoruz. AK Parti. MHP'ye veriyorduk. Tamamen biz tükeşeceğiz. Birleştiler sonuna kadar AK Parti. Saadet Partisi. CHP. O daha iyiydi ondan. Niye değilim müşterim? Hani ne iş gördü göstereyim abi tene yaptığı işi. Her yeri yıktı vallahi. Gelin göstereyim yıkılan yerlerde. Yalan filan değil bu. Bizim evleri yıkacağım. Şimdi de biz nereye gideceğiz? Sokağa mı çıkacağız 60 yaşından sonra? Nereye gidelim? Soruyorum size. En güzeli refah verelim de o belediye değilsin. Ne yapayım? Tabii ben çok seviyorum. Ben tabii tamam aşıklısıyım. Kanım aksa o akar ayrı mesele. Ama burayı istemiyorum. İyi değil mi? Ne istiyorsunuz? İşte bu durum böyle. Tayyip babanıza da selam olsun ama Tayyip babanız kötü yaptı bizi. Emeklileri ezdi ayağının altına aldı. Kendisi hanzarbalı neydi kız şu ineğin adı neydi ya onu unuttum ben. Camız kaymağı yiyor. Bize diyor ki o diye faydalı diyor. Lan faydalı biz nerede görelim? Biz normal yoğurdu bulamış. Aha binitim yok binitim. Bir taksim bile yok bak. Ben 27-8 sene çalışmışım. Emekli olmuşum. Aldığım kaç para? 10 lira oldu Allah'a şükür. İşte neyse yani ben 10 diyeyim de sen 2 kuruşu saymıyorum ben. Yani 10 lirayla ben nereye bineyim? 2 dolmuşa binsem ben bittim. Aha ben böyle bir arkadaşım Allah razı olsun şunu hediye aldı da ben bundan her yere gidiyorum. Şimdi su parası yatırmaya gidiyorum. Anladınız değil mi çocuklar? Ha bu Hazel teyzenin lafı doğrudur. Bunları böylece söyleyin. Hele o Tayyip duysun baştaki. Vallahi psikolojim iyice bozdu ben. Teyzem sadece kendinizi düşünmeyin de. Ya kendinizi düşünmeyin. Ben de diyorum size bak kaymak yemeyin. Bak kaymak yemeyin diyorum. Vatandaş. Sadece kendinizi düşünmeyin. Bu Müslüman. Müslümanı düşünen kimler? Müslümanı ilk önce Müslümanı düşünecek olan kişiler. Tamam mı? Kim izliyorsa ilk önce İstanbul. Şuraya yanıma gel. Yanıma orada görmüyorsun. Ben kimseye söylemiyorum. Söyle. Gitsinler ilk önce bu seçim davasını bıraksınlar da. O Filistin'deki Gazze'deki mazlum çocukların peşine düşsünler. Kimse ona düşsün. Ülen oğlum ben ona düşsün nerede? Kimseye oyum yok. İlk önce gitsinler de o mazlumlar düşünsün. Ülen oğlum o mazlumlara düşecek de ben sana bir şey diyeceğim. Şimdi şöyle ben size bir şey söyleyeyim mi? Karası bizde, sarısı bizde, akı bizde, depremi bizde, efendime söyleyeyim, evi yıkılan bizde, damı yıkılan bizde, sel götüren bizde, hepsi bizim sırtımızda. Ama emekliye yapmasın bunu. Yapacaksa Allah rızası için yapsın. Yani koca Türkiye yani bu Türkiye daha o gibi bu Türkiye gibi 5 ülke 10 ülke besler. Ama bizikiler ne yapıyor? Biz camız kaymağı yiyelim, hanzar balı yiyelim, ne yiyelim, kaymak yiyelim, püsküt yiyelim. Biz ne yiyelim? Biz taşın kokunu yiyelim. 10 bin lirayla biz ne yiyeceğiz? Bir kilo et aldı daha ben ömrümde kurbandan beri daha onda bir arkadaşım getirdiydi bir kilo et. Ben ondan başka et görmedim. Ben bir tavuk alamıyorum. Tavuk. Boş ver senin eti ekmeğe. Yani bu ne yapmamız gerekir bunu? Siz söyleyin. Bilen varsa gelin söyleyin. Aklınızda bir şey varsa söyleyin bak. Ben doğru neyse onu söylüyorum. Bu Tayyip amcam yesin balı kaymağı, hanzar balını, camız kaymağını. Vallahi helal olsun ona yine yesin. Ama bizleri de ezmesin. Bizleri de düşünsün. Önce kendi ülkesini bir düşünsün şöyle bir kaldırsın. Ondan sonra sağ sonra düşünsün. Suriyelileri doldurdu. Allah mazza. Vallahi Suriye'nin oğlu Avrupa'da. Onun kimliği burada. Suriyeli para alıyor. Ben gözümle gördüğümü söylüyorum. Yalan falan değil bu. Gelsin ben yüzüne söylerim herkes. Tamam mı? Yerel seçimlerde oy kullanacak mısın? Kullanacağım. Tercihiniz hangi parti? Şu an AK Parti üyesiydim. Kuruldu kuralı. Bugün itibariyle sonlandırdım. Neden? Çünkü emeklileri açlığa mahkum etti. Artık gidişat değil. Şu an emekliler ev kirasını 10 bin lira, ben 9.900 lira maaş aldım. 100 lirayı komşudan aldım geldim, ev kirasını ödedim. Artı Meram bölgesi. Meram'a hiçbir yatırım yapılmadı ki. Görebiliyor musunuz bir yatırım? Yok. Alavardı Mahallesi'nde bir lise var.
Alavardı Mahallesi'nde ne bir doğru dürüst ortaokul var. Alavardı Mahallesi'ne çivi çakmadı. Ben niye vereyim AK Parti'ye oyu Alavardı'da? Ondan sonra üniversitelerimize, Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne bir raylı sistem bile kuramadılar. Her seçim geldiğinde şey çıkarıyorlar, metro çıkarıyorlar. Hemen yayınladılar. Halk tepkisini alınca geri çektiler. Niye? Konya sistem, Konya'ya yakışma mı metro? Konya'ya raylı sistem yakışma mı? Ne yaptılar Konya? Bana söyle, bana ne yaptılar Konya? Konya'da şu an bugünden itibaren yeniden Refah Partisi diyoruz. Yeniden Refah Partisi diyoruz. Biz ne gördüysek rahmetli Erbakan'ın zamanında gördük. En yüksek zamı onun zamanında aldık. Her şeyi onun zamanında aldık. Evimi onunla yaptım. Düğünümü onunla yaptım. Şimdi ne yaptım? Bu parti geleli ben elimdeki avucumdakini yedim. Şu an bankalara 100 bin lira borcum var. Borcum. 100 bin lira. 100 bin lira. Her ay benden 5 kesiliyor. Ben gece makineye bağlı yatıyorum. Solunum cihazıyla. Gündüz işe gidiyorum. Çalışmak zorunda mıyım? Ben evde yatmasını mıyım mı yoruyum? Ne yapıyorlar? Bana söyle bakalım. Emeklilere ne yapmışlar bugüne dek? Ben mali sayılmayan bir de gaziyim ben. Benim ünvanımı bile veremedi. Mecliste bekliyor. 24 bin kişiyiz biz. Ben sinirliyim. Ama Suriyeli bizden daha değerli. Ona 40 bin dolar parayı buluyor. Kendi vatandaşına bulamıyor. Şu an gidişat değil. Kimse iş beğenmiyor. Kimse asgari ücreti çalışmak istemiyor. Asgari ücreti çalıştı mıydı? Kirasını ödemiyor, elektriğini ödeyemiyor, suyu ödeyemiyor. Emekli evden dışarı çıkamıyor. Benim evde peynir küstü, et küstü, makarna küstü. Her şey küstü benim evimde. Yetti. Buraya geldi. Buraya. Bugün itibariyle yeniden Refah diyoruz. Alsın bakalım Konya'yı. Alsın haydi. Yeniden Refah Partisi. Başka bir şey demiyorum. Yerel seçimlerde oy kullanacak. Kullanacağım. İyi Parti'ye atacağım. AK Parti'yi nedeni Meral Akşener çok doğru bir yol aldı. Aldığı yolda doğru adım attığını da inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yoldan sapmış durumda. 7 tane ok. Yani rahmetli Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir parti. Ama rahmetli Ecevit'ten sonra Cumhuriyet Halk Partisi bozulmuş bir partidir. Artı Adalet ve Kalkınma Partisi emekliler için, askeri ücret için verdiği fiyatlar ama gelen zamların ardı ardına durmuyor. Şimdi düşünce olarak, fark olarak yani Konya'da ben şunu söyleyeyim. Erbakan önde. Ama bir değişim şart. Hangi belediye olursa olsun. Cumhuriyet Halk Partisi ile şu anda iktidar olan partilere biz oynamaya başladık. Oynamaya da devam edeceğiz. Bundan da korkmayacağız. Ben bunu söylemek isterim. Yani ben şunu tabeledeki adaylara bakmasınlar. Tabeledeki genel başkanlara bakmasınlar. Sadece kişileri araştırsınlar. Çünkü AK Parti tabelasına bakıyor. Çekidini koysa alır diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyorlar. Aynı şey onlar da içinde geçerli. Sadece karakterli kişileri araştırsınlar. Ben bunu istiyorum. Araştırmakta bir fayda vardır. Hazırım. Anadolu'da bugün. Yerel seçimlerde oy kullanacak mısın? Kullanacağım tabii. Tercihiniz hangi partiden olacak? Tercihim mi? CHP. Neden? O daha iyiydi ondan. Önceki seçimlerde kim oy veriyordu? Gene CHP'ye oy verdim. Memnun musunuz? Memnunum tabii. Ne zararını gördük ki? Eklemek istediğim bir şey var ya ama işte Konya'da biliyorsun neticesi bellidir yani. Konya'yı aramaya gerek yok. Ama biz gene görevimizi yapalım da kim kazanırsa kazansın. Hepsi bu kadar yani. Yerel seçimlerde oy kullanacak mısın? Evet. Tercihiniz hangi partiden? Refah Partisi'ne vereceğim. Neden? Baştakiler işi berbat ettiler kızım. Millet ha perişan. Nasıl vereceğini birilerine? Ne var? Emekli onları alıyor. Yani bazı insanlar İslam'ı kullanıp talan ettiler bu ülke. Bu ülkede bir şey kaldı mı? Tamam. Ama ben diyelim tuzu kuru olan insanlar var. Ama bugün tuzu kuru olmayan perişan insanlarla dolu hava bu caddeler. Anladın mı beni? Niye vermeyeyim? Var ya alternatif ne verelim? Artık bu bir şey kalmadı ki. Filistin diyoruz. Taşıyanlar bizden. İsrail'i doyuranlar bizden. Gemiler bizden kalkıyor. Emekli diyoruz, emekli yerde sürünüyor. Asgari ücret diyoruz, 17 lira alıyor. Peynirin kilosu 400 bin lira yavrum.
Etin kilosu da 500 bin lira. Hadi yiyen varsa gelsin buradan bak 50 kişiden sonra bir kilo et yiyebiliyor mu? Millete palavra atıyor, anladın mı? Tutturmuşlar. Allah din kitap. Ne dini ya? Ne kitabı? Kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Önce bu ülke insanlık, demokrasi, tamam mı? Hak, hukuk gelmeli. İnsanlar eşit paylaşılmalı. Hakça bir davranış olmalı. Yok kızım burada ben bir şey görmüyorum. Gören varsa söylesin. Ben de AK Partiliyim. Eski AK Partiliyim ama şimdi AK Parti değilim. Anladın mı beni? Mecburen alternatifini bulacağız. Refah verecek. Anladın mı beni? Ya başka yapacak bir şey yok. Başka da alternatif yok. Bir göremiyorum. Siz görüyor musunuz? He? Valla ben de göremiyorum yavrum. Başka bir şey yok. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi diyorsun ki şu para kayboldu. Geçen birisi de aynı anlatıyor. Diyor bayrak. Diyorsun şu ekonomi çöktü. Diyor o şey millet, işte memleket falan filan. Bu palavralar artık insanların karnını tok yavrum. Bu memlekette ne düşmanımız var? Kimse bizi yenemez. Şimdi biz Orta Doğu'nun en büyük ülkesiyiz. En ülkesiyiz. Dünyanın dördüncü bir askeri gücüne sahibiz. Ne kimse bizi yenebilir yavrum, ne kimse bize zarar dokunabilir. Biz kendi kendimizi yedik yavrum. Baştakiler yedi, sondakiler aç kaldı. Başka bir şey. Anladın beni? Yani mantık bu. Baştakiler, ya gençliğe baksana yavrum. Hangi üniversitemiz dünya sıralamasına girmişse bana bir tanesini göster. De ki şu üniversite bilimde, teknolojide şu dünya sıralamasına girdi var mı? Yok. İlk yüzde hiç kimse yok. Anladım. Gençlik kaçıyor. Doktorlar kaçıyor. Mühendisler kaçıyor. Kalifiye eleman yok. Kalifiye eleman yok. Bu Suriyeli kalma. Bu Suriyeli olmasın bu memleket taşıktan ölür. Çünkü onlar şimdi kalifeli eleman oldu. Bizimkilerde kimse yok. Hepsi Kanada, Amerika, Avrupa'da Türk dolu. Türk gençleri sürünüyor Avrupa'da. Bulamıyor, iş bulamıyor. Anladın mı kardeşim? Şimdi yazık değil mi bu ülke? Bu ülkenin insanlarına yazık yavrum. Tamam. Hadi görüşürüz. Tek lideri var. Başka tanımıyorum. Çünkü doğru dürüst bir partiyi göremiyorum zaten. Göremediğim için de ondan başkasını da düşünmüyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak mısınız? Evet. Tercihiniz hangi isim olacak? Saadet Partisi. AK Parti'den bıktık ya. Yeter gari. O tabii kullanacağız. Şimdi diyorum ya biz devamlı doğru partiye çalışanlar veriyoruz. AK Parti. Geçmişte biz MHP'ye veriyorduk. Tamamen biz tükeşçiyiz. Tabii birleştiler sonuna kadar AK Parti. Çalışıyor görüyorsun. Bir İzmir'e git bak. İzmir kanalizörleri adam kanalizör 1929'dan kalma. Konya'yı görüyorsun. Adamlar çalışıyor. Adamların belediye olduğu yerler çalışıyor. Diğerler ne yapıyor? Para yiyor. Peşke çekiyorlar başkalarına. Hisse bilmem ne yapıyor. Yani bu adamlar çalışıyor. Biz çalışana veriyoruz. Sonunda kadar da AK Partiliyiz. Ama işte şu zamlardan dolayı zamlar sadece Türkiye'de değil Avrupa'da. Şu anda Avrupa'da benzin, mazot 60 lira, 70 lira euro bazında bizim paramız 70. Biz onlara göre zaten ucuzuz. Bu gençlik, yeni nesil 20 sene önce, bak 20 senedir bu adamlar iktidar daha önce bilmiyorlar. Bilmedikleri için yokluğu görmediler. Yokluğu görmediler. Sıra yokluklarını beklemediler. Rahat oldukları için daha çok rahatlık istiyorlar. Ama bu adam giderse bilgi ülke batmıştır. Dünya lideri bu adam. Dünya adamları bak dünya bu Tayyip Erdoğan'ı el üstüne tutuyor. Neden? Adam, büyük adam. Çalışıyor, yönetiyor. Sonuna kadar AK Parti. Gençlere tavsiyem, bakın görüyorsunuz önceden diyorum ya bak biz ben restoranım 35 senedir köfte restoran işiyle uğraşıyorum. O zamanlar öğrenciler döner dahi yiyemezdi. Burs parası 200-300 lira. Çok komik miktardı. Şimdi üniversite öğrenciler dahi sağ olsun burslarında şeylerine destek çıkıyor devlet. Eklemek istedim. Eğer doğru partiye oy vermek istiyorsa AK Parti. Şaşmasınlar. Hayır kullanmayacağım. Benim çıkarım yok. Çıkarım olmadan bir oy ben niye kullanayım ki? Bazınız kime verirdiniz? Hiç kimseye vermiyorum. Şimdiye kadar AK Parti'ye verdim. Ben devletin emeklisiyim. Adam bana 1 lira zam yapıyor, ekonomiyi zorluyor diyor. Ulan başka yere zam yaparken ekonominizi zorlamıyorsunuz da emekliye gelince mi ekonominiz zorlanıyor sizin? Madem öyle geçiniyorsa 10 lirayla herkes geçinsin. Belediye başkanısı da geçinsin 10 lirayla.
Büyük milletvekilleri de geçirsin, zenginleri de geçirsin. Devletten kim arıyorsa hepsi geçirsin 10 bin lirayla. Öyle mi? Ben niye oy vereceğim ki onların çıkarı için? Vermiyorum. Yasakladım kendim ölene kadar bundan sonra oyu. Seçimlerde oy kullanacaksın? Hayır. Neden? Kafama göre bir aday yok. Yani nasıl söyleyeyim ben size? Herkes kendi çıkarını düşünüyor artık. O yüzden olayı kullanmayacağım. Kullansanız kime oy verirdin? Kullansam da hak edecek bir insan zannetmiyorum ya şu an ben. Görmüyorum yani. Herkes kendi menfaat. Örnek vereyim. Belediyede, belediye seçimleriyle ilgili size şöyle söyleyeyim. Biz burada esnafız değil mi? Adamlar geliyor. Tabii seçim yaklaştı ya. Adamlar geliyor. İşte merhabalar ziyarete geldik falan filan. Seçimden önce neredeydiniz? Derim ben adama yani. O yüzden olayı herkese selamet versin Allah. Şu anki yönetimden memnun musun? Sence memnun muyum? Bence değilim. Daha iyisi olabilir mi? Muhakkak. Yapılanı inkar etmemek lazım. Ama niye başladılar? Yapmak için. İşte insanlar bunu anlamıyor. Adamın işi o zaten, anladın mı? Yol yapmış, yapmasa niye başta? İşte insanlar bunu anlamıyor. O yüzden olayı diyecek çok da şey yok. Aslında çok şey var ama benim konuşacak kelimem yok. Seçimlerde oy kullanacak mısın? Tabii ki. Tercihiniz hangi partiden yana? Tercihimiz tabii ki milli ve manevi değerlerimize değer veren parti MHP ile AK Parti, oraya vereceğim. Neden? Çünkü ülkemizi bir yerlerden bir yerlere getiren bunlar. CHP'nin durumunu görüyorsunuz, sürünüyor. Deminen de demleniyor. Memleketin altını üstüne getiriyor. Bunlara oy vermek vebal. Veren sevgili CHP'lilere sesleniyorum. Oyunuzu nereye vereceğinizi iyi bilin. Herkes kullanıyor muymuş? Bir görelim kim varsa bakalım şöyle bir ona göre biz ne vereceğiz bilmiyoruz yerel, ki. Yerel seçim belediye başkanları hangisi uygunsa ona verilir. Önceki seçimlerde kime oy veriyordun? Verdik birilerine ya. Kim vardı? Altaylı vardı. Ondan önce baş kim vardı? Tahir Bey vardı. Falan filan. Başver birine veririz ya. O gün gelsin yani, birine zaten veririz. Zaten kimse de şuna buna vereceğim demez ki. Niye sorarsınız da. Kullanacağım. Yönüm AK Parti'nin yanı olmayacak. Neden? Diğer tercihleri düşüneceğim. Emekliliğim bizi diskalifiye etti adam. Hiç bizi ilgilenmiyor yani. Biz açsız öyle geçiniyoruz işte. Önceden kime veriyordunuz? Önceden AK Parti'ye veriyordum. Bundan sonra vermeyeceğim. Yerel seçimde oy kullanacak mısınız? Evet. Tercihiniz hangi isimle parti oldu? CHP. Neden? Benim partim. AK Parti'de memnun olmadığım için. Neden memnun olmadın? Ben emekliyim. Onun için hiç memnun değilim. Önceki seçimlerde kim oy verildi? Önceki seçimlerde de CHP'ye oy veriyordum. Seçimlerde oy kullanacak. Yani şu an kullanmayı düşünmüyorum ama kullanırsam Büyük Birlik Partisi'ne. Tercihiniz hangi isimle partisi? İsim bilmiyorum, dur şunu da yazıyordum. Ama Büyük Birlik Partisi'ne vereceğim. Neden? Muhsin Yazıcıoğlu'nun partisi olduğu için. Yani özel, kişisel bir sevgim var. O yüzden. Ve hani diğerlerini pek sevmiyorum, diğer partileri. O yüzden. Yerel seçimde oy kullanacak mısınız? Evet. Tercihiniz hangi isim olacak? Ya şu anda daha biraz çekimser. Daha düşünmedim. Önceki seçimlerde kime veriyordunuz? AK Parti. Neden? Seviyoruz. Hizmetlerini seviyoruz.